İlker Şahin astroloji bakanıdır arkadaşlar. Kendimi astroloji bakanı olarak ilan etmiş bulunmaktayım. Baktım gördüm koltuk boş. Kimse de oturmamış bugüne kadar. Ben de oturayım dedim. Kimse de bana kalk demedi. Yok yani şu an şu dakikadan sonra kalk deseniz de pek kalkacak değilim. Burada rahatım güzel. Astroloji ile bundan 3 yıl önce tanıştım. Satürn bana bir patlattı böyle. O Satürn tokadıyla aklım başıma geldi. Sonra aslında ben psikiyatra gitmem lazımdı o tokat sonrasında. Çünkü bayağı aptallaştırıcı bir yani tokattı. Ama ben psikiyatra gitmek yerine astroloğa gittim ve astrolog bana kapıdan daha ilk girdiğim gibi dedi ki arkadaşın nasıl? Satürn sana iyi. Ben de dedim ki sen nereden biliyorsun? Baktım bu iş yani ilmi var hani Satürn oradan bilmem ne yapmış falan beni işte oradan tokat atmış. Bana tokat ederken hepimizde de ayrı ayrı tokat atıyor yani öyle bir enerji var. İlgimi çekti bu konu. Bunun üzerine ben de bu ilmi öğrenmeye karar verdim. O gitmiş olduğum astrolog da bana zaten bir an önce sahneye çıkmam gerektiğini söyledi. Sonra ben de gerçekten öğrendiğimde astroloji baktım ki benim haritam horoskopum veriyor. Ve kader planım bunun üzerine dizayn edilmiş. Bu konuyla alakalı ben de astroloji ile ilgilenmeye başladım. Ve kendimi astroloji bakanı olarak ilan etmiş bulunmaktayım. Astroloji dinle birlikte yorumlanabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten kader ilmiyle, kader ilminden bahsediyoruz. Yani kaderden bahsediyoruz. Mutlaka bu işin içinde Allah var. Yani bir kere Allah'la aranı iyi tutacaksın. Çünkü kaderi okuyorsun. Allah'la aran kötü. Nasıl oluyor bu iş? Ama din değildir astroloji. Astroloji... Allah dedin mi? Sistemin yaratıcı mühendisi de bizi biraz önce destekledi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astroloji dinle beraber yorumlanabilir mi? Astroloji din mi? Bu sorular tabii insanın aklına gelen sorular. Astroloji bir din değildir. Ancak sistemin içerisinde kesinlikle Allah var. Yani onunla aran iyi olması gerekiyor. Ya da olmasa da olur ama yani bir anlamı olmaz. Bu sistem yani dünya gezegeninde ya da bu evrenin içinde yaşayan herkes zaten sonuç itibariyle yani tek elden direkt bağlı. Yani direkt bağlı yani. Dolayısıyla herkes bir kere Allah'la arasını iyi tutsun. Yoksa Satürn diye bir şey var. Astroloji ışığıyla hayatımda ne gibi değişiklikler oldu? Bir kere HD görüntü elde ettim. Yani full HD'yim. Hatta 4K teknolojisiyle tanıştım. Yani yeşil, kırmızı, sarı. Oo, süper renkler bunlar. Ben daha önce, bundan önceki hayatım, 35 sene siyah beyaz bir ekrandan bakmışım dünyaya. Gerçekten hayatın ne olduğunu anladım. Satürn diye bir şey varmış ya. Ve bu çok feci duruyormuş. Yani onu anladım ama Jüpiter'i anladım. Yani Allah'ın sistemde nasıl rızıklandırdığını, nasıl tokat attığını anladım. Nasıl aşık ettiğini ya da nasıl evlendirdiğini anladım. Ben sistemi anladım. Yani dersimi aldım. Bu dakikadan sonra da yani daha da derinleşmeye çalışıyorum. Daha da derinleşmeye çalışıyorum. Çünkü öyle esrarengiz bir ilim ki bu. İnsanın hiç böyle denizden çıkası gelmiyor. Şöyle düşünün olayı. Kumsaldasın. Önünde bir kıyı, yani denizin başladığı yer böyle. İlk önce tabii denize girerken biraz ürküyorsun. Yani diyorsun ki şimdi ben ayaklarımı sokarsam su soğuk mudur? Ben bu becerebilir miyim? Yüzer miyim falan? Arkadaşlar, bir boy ileri gittiğiniz zaman manzara süper. İçeride balıklar, yani öyle manzara var ki size anlatmam mümkün değil. Hani siz belki denize girmeye üşeniyor ya da korkuyor ya da soğuktur diye ürküyor olabilirsiniz. Ancak bence hayatımda benim yapmış olduğum en yani doğru karar bodoslama o denize atlamaktı. Çünkü gerçekten de o anda pek düşünecek zamanım yoktu. Yani öyle bir tokat yemiştim ki bütün dünyam yani fecrim kaydı. Sonuç itibariyle ne oldu? Ben astroloji öğrendim ve hayatım full HD oldu. Herkese tavsiye ederim. Nasibi olan bu konuyla ilgili nasibini arasın. Tabii aramadan da bulunmaz. Nasip var mı yok mu? Arayacaksın da göreceksin. Baktım ki bu Satürn belli bir matematiksel döngülerle hareket ediyor. Ve insanları sürekli sorguluyor. Düzenlerini tekrar o sorumluluklarını kontrol ettiriyor.
daha önce karma ile alakalı hesapları soruyor. Hesap soruyor yani. Bana da hesap sordu. Benim kariyerimi komple o dönemde çok büyük bir sıkıntıya soktu. Ben sebep sonuç ilişkisini sadece astrolojiyle kurabildim. Arkadaşlar, bilimin biz astroloji noktasına gelebilmesini beklersek ölürüz. Dolayısıyla ben o noktaya çoktan geldim. Sizleri de bekliyorum, gelin. Yani bu bilimin oraya geleceği yok arkadaşlar. Çünkü oraya gelirse zaten sistemi çözdüğümüz için kontrol edilmekten çıkıyoruz. Yani koyun olmaktan çıkıyorsun sistemin içerisinde. O yüzden zaten gelmemizi de istemiyorlar oraya. Bu astroloji mağara devrine kadar gidiyor arkadaşlar. İlk yani yazılı kanıtlar, yani deliller mağara devrinde insanın o dönemde ay fazlarını duvara çizdiğini, kemiklere çizdiğini falan gözlüyoruz. Elimizde net kanıtlar var. Şimdi bu anlamda incelediğimizde insanın aklına şu soru geliyor. Mağara devrinde ilkel zekayla yaşamaya çalışan insanoğlu Adem nasıl olur da gökyüzünde ay fazının işine yarayacağını anlamış olabilir? İşte bu soru beni çok düşündürdü. Sizler de bu konuda biraz düşünün. O zaman zaten düşününce insan buluyor. Ay fazlarının tarla ekmek için kullanıyorlar. Ya da hayatlarında yeni başlangıçlar yapmak için kullanıyorlarmış. Sümerya döneminde astroloji gelişmeye başlıyor. Çünkü Nibiru gezegeni, işte kayıp gezegen olarak da bilinir. Şu anda NASA hala bulamadı da ben çoktan buldum onu. Birçok kişi de biliyor zaten. O kadar teleskopla sen bakacaksın, bulamayacaksan ben 500 TL'lik teleskopla görüyorum Nibiru'yu. Yani. Şimdi bu Nibiru gezegeni 3600 yılda bir döngüsünü tamamlıyor. Zaten matematik olarak incelediğimiz zaman da 3600 yıl geriye gittiğimizde Sümerya'ya varıyoruz. Şimdi burada bu Nibiru gezegenindeki kişiler astrolojiyi çok iyi biliyorlar. Mış ki gökyüzünden yeryüzüne inince, tabii bizim o zamanki ilkel zekalı insanımız bunları tanrı olarak ilan etmişler. Ancak tabii yani gördüğü her sakallıyı tanrı zannediyor ya da bir şey zannediyor. Bir de uçunca tabii adamlar Sonra bunlardan astroloji geliştiriyorlar. Sümerlerden çok fazla şey öğrenmişiz. Sonra İslam tabanlı olan düşünürler, evliyalar devreye giriyor. Onlar mesela İdris peygamber. İdris peygamberin hayatında kesinlikle yıldızlar var. Bu yıldızların döngüleri falan. İlk ondan da onun da çok büyük katkıları var. Zaten kendisi bir peygamber. Ayrıca incelediğimiz zaman hayatını, İdris peygamberin mitolojideki Hermes'le aynı hikayelere sahip olduğunu görünce diyorsun ki yani tarih masaya komple yatırılmalı. Çünkü birbirini tamamlayan yapbozun parçaları var. Yani bu mitolojideki bazı kahramanlar peygamber. Çünkü bu şekilde başka üstün vasıflara erişilemez. Sonra işin içine Zülkarneyn giriyor. Zülkarneyn de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, sürekli vurgulanan, önemli, ilginç bir insan. Yani ilginç bir kaynak. Hızır, onun ordusunda komutan. Bakıyorsun, zamanda yolculuk var. Gene Sümer tabletlerini incelediğimizde gene aynı dönemlere denk geliyor. Sayısal olarak, matematiksel olarak, tarihlere baktığımızda yani eşitlendiğini görüyorsun. Tablonun çözüldüğünü görüyorsun. Biz şu an akıllandık. Farkındalığımız arttı. Tekrar o eskiden kalmış bilgileri çıkartıyoruz. Mesela ben şahsen eskiden çöpten çıkartıyorum bilgilerimi. Yani İslam tabanlı gitmeye çalışıyorum. Tabii herkes istediği yoldan gidebilir. Yani ben İslam tabanlı gitmek istiyorum. Bu konuda Muhittin İbn Arabi, İdris peygamberin hayatı ilgimi çekiyor. Gene İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatı ilgimi çekiyor. Bu konuyla onların da katkılarını incel, hani çünkü astroloji ile ilgili çok önemli söylemleri var, kitapları var. Onları da inceliyorum. Onlardan da kendime çok büyük katkı ediniyorum. Bir kere hayatım full HD oldu. Kırmızı, yeşil, sarı, bunları gördüm. Yani full HD, 4K teknolojisi, 3G teknolojisi falan hepsini gördüm yani. Hani bizzat şu an gözlerim gerçekten siyah beyaz bir dünyaya bakmıyor. Ve şuurum açıldı. Farkındalık, bilincim çoğaldı. Bir kere önce kendimin ne mal olduğunu anladım. Bir kere sütten çıkmış akkaşık değilmişim. Ne yapabilirim, ne yapamam, nerede avantajım var, nerede dezavantajım var, bunların hepsini gördüm. Hani diyorlar ya, herkes şimdi
Farkındalık. Yok tekamül edeceğiz. Arkadaşım, horoskop haritası olmadan kimse bir şeyin farkındalığına eremez. Kendini bile tanıyamaz. Onu da söyleyeyim yani. Altını çizelim. 12 burç var, 12 insan mı var? Yani 12 insan türü mü var? Onu da hemen kısaca cevaplayayım. Arkadaşlar, 12 insan türü yok. 4 insan türü var. Toprak, ateş, hava, su. Yani 4 kombinasyon. Ama öyle bir kombinasyon ki bu 4 unsur insan bedeninde bir karakter oluşturuyor. Bir maya oluşturuyor. Bir temel oluşturuyor. Dolayısıyla buradan da insanlar türüyor. 12 tane karakter var arkadaşlar. Ama 4 temel yapıda. 12 karakter, 7 gezegen artı bir sürü asteroid, artı modern astrolojinin kabul etmiş olduğu 3 gene Uranüs, Neptün, Plüto var. Ve hatta iddia ediyorum, henüz kanıtlanmadı ama yani araştırmalar devam ediyordur. Gökyüzünde, yani evrendeki tüm nesneler, hatta toz bulutları ve alkol bulutları ve artı tüm her şey, sistemdeki tek toz tanesi bile bizi manyetik olarak etkilemektedir. Bulundukları konum itibariyle bir melodi var gökyüzünde ve bu gökyüzündeki melodi bir kaderin müziği. Biz bu kaderin müziğine göre dans eden insanlarız arkadaşlar. Arkadaşlar, YouTube kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Bu kanal üzerinden sizlerle sık sık canlı bağlantılar kuracağız. Sık sık sizlerle iletişime geçeceğiz. Fikirlerimizi buradan sizlere görüntü olarak aktaracağız. Lütfen paylaşmış olduğumuz videolardan haberdar olmak için videolarımızı beğenin ve mutlaka abone olun.